sevgili seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz. Atürk TV'de yepyeni bir programla karşınızdayız. Sigortalı mıyız diyeceğiz ve sigorta sektörüne dair tüm konuları sizlere ekranlarınıza getireceğiz. Programımızı açmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Atürk TV'nin Facebook ve YouTube adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında kanalımızın adını Canlı TV'de ve Filbox Uydu'da aratarak fikirlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve 55 ülkede aynı anda canlı yayına girmiş olmanın büyük keyfini, mutluluğunu yaşıyoruz. Ve dilerseniz şu an programı açmak istiyorum. Güzel bir program olacağını eminim. Bizlerle birlikte stüdyomuzda Ege Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Kocamanoğlu'nu ve sevgili Senem Erbay'ı, Sigorta Acentesi Senem Erbay'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Senem Hanım? Merhaba. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Gerçekten heyecanlıyım. Yeni bir konu bizler için çok farklı bir konudur. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Size de çok teşekkür ederim. Bizlerle birlikte olmayı seçtiniz. Sevgili seyircilerimiz, aslında bu program yeni yayın hayatına girmiş oluyor ve bundan sonra sizin sorularınızla, sigorta acentelerimizden gelecek sorularla, sizlerle birlikte daha da farklı noktalara gelecektir. Biz de bunun zaten heyecanını yaşıyoruz. Burada aslında amacımız programı sizlerle buluşturmak. Bundan sonra moderatörlüğünü Senem'cim yapacak ve başkanım da mümkün olduğunca bizlere eşlik etmeye çalışacak. Böylece sektöre doğru, dair çok daha hani 12'den soruları programı da yönlendirmiş olacağız. Sizlerle paylaşacağız. Evet başkanım, ben sizi tanıtayım isterseniz ya da siz kendinize aktarır mısınız? Seyircilerimize sizi bir tanıtalım dilerseniz. Tabii ki. 1998 yılından beri sektördeyim. Son 3 yılda yılından beri sektörde bulunuyorum. Son 6 yıldır da dernek yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Evet. Derneğimizin. Derneğimiz 1988 yılında kurulan köklü ve federasyonunda kurucu dernekleri arasında yer alan bir sivil toplum örgütü. Derneğimiz 11 asil yönetim kurulu üyesi olarak görevlerimizi sürdürmekteyiz. Harikasınız. Daha detaylı sorular zaten Senem'cim miyim? Moderatörümüz size yönlendirecek. Evet Senem'cim sen deyiz. Yani ben derneği ve Ersoy Bey'i çok iyi tanıyorum ama sizlerin de tanımasını istiyorum. Ve sektörümüzle ilgili sorunlarımızı biz ne olsa kendisini arıyoruz. Maalesef. O yüzden biraz sorun yaşıyor olabiliriz kendisiyle ama hemen hemen aynı tarihlerde biz sektöre girdik Ersoy Bey'le. Ve hemen hemen aynı tarihlerden beri de görüşüyoruz zaten. Sağ olsun. Hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Yani bu derneğin kuruluş amacı nedir Ersoy Bey? Şimdi sivil toplum örgütlerinin amacı mesleğine ve meslektaşlarına genel fayda sağlamak. Bu fayda tabii illa maddi fayda anlamına gelmeyebilir. Manevi faydalar, mesleki sorunları çözüm noktasına kavuşturmak, meslekle ilgili genel bir şekilde araştırma konusu olan bazı konular üzerinde çözümler üretmek, meslektaşlarına daha çok mesleki değerlerde faydalarını ve yararlarını sağlatmayı amaçlıyor. Yani, şu andaki üye sayımız nedir? Şu an 300'ün üzerinde üye sayımız var. Tabii şöyle aslında burada bir öz eleştiri yapmak gerekirse meslektaşlarımızın sivil toplum örgütlerine biraz daha mesafeli duruyor. Bunun hani mesafeli durmasındaki tabii ki neden ve gerekçeler konuşulabilir, tartışılabilir. Ya araya giriyorum ama biz yani sivil toplum örgütü olabiliriz ama sonuçta sadece mesleğimizle ilgili olan bir kurumuz. Hani acentelerin bundan uzak durmasının mantığını anlayamadım ben ama Senem'cim aslında ben şunu sorsam bir yandan da bir meslek grubu olarak odalarda bağlısınız değil mi? Mesleki odalara. Yani tam yapıyı anlamak anlamı. Sivil toplum örgütüsünüz ama mesleki odalara bağlısınız. Kaç tane dernek vardır federasyon yapısında? Şimdi federasyonumuza bağlı 38 tane dernek var. Yani federasyon tüzüğü gereği illerde birkaç tane daha mesleki dernek olabiliyor. Evet. Ama federasyonumuzun tüzüğü gereği her ilden tek dernek federasyonumuza üye olabiliyor. Evet. Yani
İzmir'in güzel tarafı, şanslı tarafı ismi gibi Ege Sigorta Centeli Derneği çok güzel bir ismi var. Burada İzmir'de sigorta acenteleri adına tek sivil toplum örgütü biziz. Öyle söyleyeyim. Yani çok eski de bir dernek. O yüzden buradan şunu da hatırlatmak isterim tabii ki. Derneğimizin bugüne kadar kuruluş aşamasından bugüne kadar gelen tüm yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanlarına çok ciddi emekleri olmuştur. Derneğimizi buraya kadar getirme görevi. Bu bir bayrak yarışı. Sonuçta meslektaşlarımızla yaklaşık 5,5-6 yıl önce bu görevi bize tebliğ etti ve layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Şimdi senin sorusu gelsin. O adam fena yüklendi neden meslektaşlarına? Ben de birazcık yumuşatayım durumu. Evet, sen de söyle. Yani dediğim gibi tamam sivil toplum kuruluşu. Evet. Yani o şekilde geçiyoruz ama sonuçta sadece bizim mesleğimize ait olan insanların olduğu bir toplum. Topluluğuz biz. Yani acentelerin bunun uzak durmasının nedeni nedir? Ya böyle bir şey mi var? Yani biz 300 kişi değiliz biz. Ha evet, çok güzel bir soru. Yani biz çok daha fazla kişiyiz. Olmalısınız. Evet. Bu kadar öyleyiz zaten. Yani İzmir'de kaç tane acente ya da arkadaş var bilmiyorum ama. Evet, çok haklısın. Neden 38? Şimdi yani şöyle, o da şaşırtıcı. Tabii tüm ilçelerde örgütlenemiyoruz. Açıkçası sonuçta hani biz de bir ticari işletme sahibiyiz. Takdir edersiniz. Tabii. Bizim de gönüllülük esasına göre yaptığımız bir iş bu. Evet. Yani şundan şikayet etmiyoruz. O ayrı konu. Yani zamanımız yok. Bu işlere zaman ayıramıyoruz noktasında değil. Eminim çok da yoğunsunuzdur. Çok da yoğun bir şekilde bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Genelde İzmir Merkez Acentelerinin toplandığı bir dernek merkezi olarak görebiliyoruz. İzmir geneline baktığınızda aşağı yukarı 1185 tane levhaya kayıtlı acente var. O zaman senin sorusunda haklı. Bunun tabii yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani burada biz de kendimizi sorgulamamız lazım. Pandemi öncesinde biz yönetim kurulu olarak şöyle bir karar aldık. Biz dedik ki meslektaşlarımıza biz gidelim. Evet. Derneğimizin faaliyetlerini anlatalım. Derneğimizi anlatalım. Derneğin ne gibi faydalar sağladığını anlatalım. Ne gibi bir avantajlar sağladığını anlatalım. Hı-hı. Bakın pandemi öncesinde ilk toplantımızı Menderes, Gümüldür, Ürkmez bölgesindeki acenteleri topladık. Ve Gümüldür, Menderes merkezinde sağ olsun meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle bir toplantı yaptık. Orada derneğimizi anlattık. Ve dönüşleri çok güzel olmaya başladı. Yani derneğin varlığından haberdar olan kişiler, derneğin onların hem ticari hem de mesleki hayatlarına ne gibi katkı sağladığını tek tek kendilerine anlattık. Evet. İkinci toplantımızı Ödemiş'te tertip edildik. Sağ olsun Ödemiş Ticaret Odası bize yer tahsis etti. İşte Bayındır, Kiraz, Tire, o bölge acentelerini Ödemiş Ticaret Odası'nda topladık. Orada da yine bu bütün derneğimizin sunduğu imkanları, bunların imkanlar açısından da çok basit bir örnek vereyim. Derneğimiz mesela ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti veriyor. Çok önemli yani gerçekten. Bu hukuk herkese lazım ve gerekli olan bir şey. İlla kendiyle ilgili sorunlar değil, sigortalısın ya da sigortalılarımızda şirkette sigortalılarımızın yaşadığı hukuksal konuları derneğimiz ücretsiz hukuk servisi var. Güzel çalışmalar yapıyorsunuz başkanım. Tabii ücretsiz bir şekilde meslektaşlarımıza sunuyoruz. Orada karşı tarafa geçmeyen ya da sizin meslektaşlarınıza geçmeyen konu nedir? Yani soruyu bir türlü tam olarak yanıtını vermemiş oldunuz ama. Yani, ya şöyle... O eğitimi mi gerekli görmüyorlar ya da mesleki anlamda desteğe ihtiyaç duymuyorlar mı? Ya aslında bu toplumun bir sorunu, sadece bizim derneğimizin değil. Yani şöyle öyle söyleyeyim, tabii sivil toplum örgütlerine, yani mesleki örgütleri maalesef bazen böyle tabii genelleme yapmak doğru olmamakla birlikte bir siyasallaştırma kültürü doğuyor. Bu taraflar yani. İşte ya da şöyle sonuçta çok yakın gelecekte biz bir seçimlerden de geçtik. Mesela İzmir Ticaret Odası seçimlerinden de geçtik. Şimdi ister istemez
herkes bir yerde olma çabası var. Bunu çok takdirle karşılıyorum, hevesle karşılıyorum. Takdirdesiniz ki herkes de her yerde olmamalı. Yani bir göreve talip oluyorsunuz. Evet, bir koltuk var ya da 11 koltuk var. Bizim bir yerli yönetim kurulu var. Şimdi meslektaşlarımızda burada bir bazen ayrışma olabiliyor. Yani bundan dolayı mesafeli duran var. İşte bilmiyorum, çok cüzi aidatlarımız var mesela. Aidatla ilgili yükümlülükten dolayı belki de bu kurumsal iletişim kurum içerisinde. Ama biz bunları aşıyoruz. Ben öyle söyleyeyim. Yani ben şu an geldiğimiz noktada çok güzel noktaya geldik. Yani şöyle söyleyeyim. Derneğin mesela şöyle söyleyeyim. Güzel noktadaki kasıt şu. 38 il derneği var dedik. Federasyonumuza bağlı. Mesela mülkü olan, kendine ait mülkü olan ve sekreteryalı çalışan tek dernek Ege Sigorta Centeli Derneği. Çok güzel. Çok yani güzel. Şu an bizim bu dernek merkezimizi tüm meslektaşlarımız, sizin de şu an yayın yaptığımız bölgeye çok yakın bir bölge. Bütün meslektaşlarımızı açtık. Bakın fiziki olarak gelip toplantılar yapıyor. Sigortalılarıyla ilçelerden gelip merkezde görüşmeler yapabiliyor. Çok güzel. Biz bu imkanları kendilerine sağlıyoruz ve sunuyoruz yani meslektaşlarımıza. Şimdi Selam bana oradan tekrar bakıyor. Yeni bir soruyu yolluyor galiba. Yola gelsin Selamcı. Neden acente olmalı? Şimdi yani ben internetten özür dilerim. Yani internetten çok fazla sayıda sigorta satılma olayı var. Yani hizmet taşınabilir diyorsun. Şeyde. Ama karşınızda tabii ki de bir muhatap bulamıyorsunuz. Yani hani neden acenteye gitmeli müşteri? Bilgisayarda iki tuşla bunu halledebileceğini. Evet başkanım, neden gitmeli? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu söylediklerim, biz dijitalleşmeye karşı değiliz. Yani toplumun, dünyanın geldiği noktada bir dijitallik artık özellikle şu pandemi döneminde belki 20-25 yıl, belki abartıyorum, o kadar yılda olmayabilirdi. Bu mesafeyi şu 2-3 yılda aldık. Haklısınız. Yani dijitalleşme adına hayatımızın tamamen her noktasına dijitallik girdi. Biz meslektaşlarımız, acenteler olarak da biz bir dijitalleşmeye karşı değiliz. Peki bundan sonra önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda bu sektör nereye gider? Hani senemin sorusuna bir ilave soru eklemiş olalım. Tamam. Şu an tamam, bu ihtiyaç belli bir yere kadar doyurulabiliyor. Bundan sonra acaba ne olacak sektörde? Şimdi dijitalleşmeyle ilgili oradan bir ben bağlantı koyarak size sorumu da geçeyim. Buyurun. Yani dediğim gibi hayatımızın gerçeği olan bu dijitalleşmeden kaçmıyoruz. Biz meslektaşlarımızı bu noktada da eğitimler düzenleyerek geliştirmeye, bu süreci adapte etmeye çalışıyoruz. Evet, sektörümüz bizim 5684 sayılı bir kanunla dan sonra sektörümüze girişler biraz yavaşladı. Acente girişleri yavaşladı. Neyse. Yani sektör olarak aslında yaş olarak da yaş alıyoruz. Acenteler biraz daha genç neslin o dijitalle bağı ya da işte banka sigortacılık bölümü mezunlarının sektöre katılmasıyla biraz daha o yeni neslin teknolojik altyapısını bizlerin entegre etmesi lazım. Yani tecrübeyle o teknolojinin birleşmesi ve yoğrulması lazım. Şimdi buradan bağlamda da şunu söyleyeceğim. Neden acente derken Selen'le yıllardır meslektaşım. Ben bildiğim soruyu zaman bağlamam. Niye bizi yarıyorsun Selen? Neden acente sorusunu ona soralım mı başkanım? Bir tek bir soru da ve cevabın tek bir. Biz finansal piyasanın en güçlü ve kuvvetli aracılarıyız. Bir. Kesinlikle. İkincisi 7/24 esaslı bir çalışma düzenimiz var bizim. Nasıl yani? Biz yani sizin belli saatlerde çalışacağız. Yok, öyle şey yok. Çok basit bir şey söyleyeyim. Gece 3'te kaza yaparsanız kimi arayacaksınız? Sizi arayacağız. Biz kötü bir dostuyuz. Evet. Ayşegül Hanım, biz kötü gün dostlarıyız. Açıyoruz. Bizi iyi gün kimse aramıyor. Hani evet, güzel günde şöyle arayabiliyor. Evet. Tabii araba almış, çok sevinçli bir şekilde arıyor. Biz hatır sigortalarını yapıyoruz. O zaman biz de seviniyoruz tabii de. Biz de seviniyoruz. Sevinç, duygusal da sevinç. Aynen öyle. Ama akabinde bir sonraki aramasında
Başına gelen bir sorun. Ben böyle bir şey yaptım, ne yapacağım? Evet, yani bizdeki mesai kavramı yok. Bakın evet, 7-24 yani hafta sonu tatilimiz yok. Yok. Biz söyleniyorduk medyada. İnanın resmi yok. Tatilimiz. Personel evet, olarak yok. Demek ki daha zor. Yani bunlarla ilgili o kadar çok anımız vardır ki anlatsak inanın programlarımız. Çok ilginç bir konuya girdiniz. Biz arka planları bilmiyoruz başkanımız. İşte bu yüzden acayip. Donanımlı, bakın bilgili, diğer dağıtım kanallarından bizi ayırt eden ve öne çıkartan en büyük unsurlardan birisi de bilgi, deneyim ve tecrübemiz, yani ulaşılabilirliğimiz. Siz çözüm ortaklığını işaret ediyorsunuz. Tabii. Doğru mu? Yani internete girin, iki şey yapın, sigorta. Ama doğru paketi mi alıyorsunuz? Yani doğru yönden mi gidiyorsunuz? Belki ilave eklemeniz gereken de çıkartmanız, kullanmayacağınız başka, tabii, değil mi? Başka da neler olacaktır? Bakın, o noktada siz doğru yönlendirmeyi yapıyorsunuz. Yani karşıda muhatap bulamadığınız bir sektör oluyor o şekilde dijitalleşmeyle. Evet. Bulamıyorsunuz ya da bulamıyorsunuz. Ya evet, da bir panik anına geldik. Yani adına oku anmasak da kötü bir şey oldu. Bir kaza, bir yangın, bir şey değil mi? Hı-hı. O an ya ben bir gireyim olmuyor değil mi? Alo Selam Hanım oluyor değil ya, mi? Yapılması seviyoruz. Evet. Yani telefonu kaldırdığımızda çok iyi anladım. 3 dakika, 5 dakika call center'larda beklemektense ya o çok korkunç. Telefonunuz çaldığında karşısında bir canlı, gerçekten, bir ses. Yani sizi yönlendiren bir operatör, işte çok 3'ü tuşlayın, 5'i tuşlayın, olmadı başa dönün, 0'ı tuşlayın, işte size ulaşacak. Bu modeller insanı yoruyor. Yani olmayan önlere atılıyoruz başkanım, yani tabii, o da ayrı bir konu. Bakın bir özelliğimizi daha söyleyeyim. Bilgi, deneyim, tecrübeyle ilgili. Bizim ajandelerimiz, mesela bir sağlık poğaçası kesiyoruz. Tabii ki doktor değiliz. Onlarla yarışamayız bilgide. Ama onların en azından yüzeysel bilgilerini biz almak zorunda, bilmek zorundayız. Çünkü o ürünü, sağlık poğaçasını tüketiciye doğru bir şekilde ve onun da talep ettiği doğru poğaçayı, onun poliçesini kendisine ulaştırmamız lazım. Ama biz doğru bir de özür dilerim. Çok yani gerçekten bayağı eğitimden geçmiş bir nesiliz herhalde. Yani, evet, evet. Yani her sigorta grubu için evet, eğitimlerle evet, destekleniyor musunuz? Tabii ki de. Yani sürekliydi. Süreklilik arz ediyordu. Artı yani SEGEM sertifikasını almak bizim zamanımızda şimdiki kadar kolay değildi. Öyle mi? Tabii. Siz dönemsel olarak da eğitimin kalitesine işaret ediyorsunuz. Ondan sonra bayağı kuvvetli bir sınava girip aldık belgelerimizi. Tamam, Senemciğim ben şöyle bir soruyu yönlendirebilir miyim? Bu dönemin sigortacılığı daha az donanımlı noktasına gidiyor. Sizler çok eğitimli bir kuşaksınız. Bundan sonraki dönem nasıl? Ya donanım olarak şöyle bilgi... Belki de onlar da farklı bilgilendirmelerle o dönemde ulaşıyorlar. Bilgiye ulaşmak, şöyle söyleyeyim, bilgiye ulaşmak... bizim zamanımızda biraz daha zor. Zordu. Şimdi daha evet, rahat daha ulaşılıyor ve belki daha kolay. Belki farklı yani, toplantılarda bilgilendirmeler geliyor. Evet. Tabii tabii. Bir de istekle alakalı bir şey. Yani bu iş gerçekten sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Yani her iş öyledir mutlaka. Hı-hı. Yani her işte sevilmesi gerekiyordur. Ama bilmiyorum bizim işimizde kesinlikle sevmeden yapılamaz yani. Mümkün evet, değil. Hangi karakter tiplemesi bu mesleğe uygundur? Şimdi bakın biz... Hani, sabırlı olacaksınız. Bakın, evet. Kriz anında sakinleştirici olacaksınız. Evet. Ama doğruyu önereceksiniz. Karşıdaki sinirli olabilir. Başka karşıdaki genelde sinirli olabiliyor zaten çoğunlukla. İnanmıyorum. Evet. Yani özellikle nasıl bir kişiliği işaret edersin Senemciğim? Yani nasıl bir kişilik? Bir kere sabır çok önemli. Gerçekten çok önemli. ve anlayabilmen önemli karşıdakine. Çözüm odaklı. Evet. Olmak. Yani anladığın anda zaten olay bitiyor orada. Ya da bir soru sorduğu zaman sana eğer direkt cevap verebiliyorsan zaten orada olay bitmiştir. Yani bunu alabiliyor karşıdaki insan. Yani müşteri de bunu alıyor. Sigortalı da bunu alıyor. Yani doğru kelimeyi ya da doğru yönlendirmekle alakalı bence tamamen. Evet anladım. Peki başkanım.
sormak istediğim konu arasında sizin kendi sektörünüzde sizin üyeleriniz sizden ne gibi eğitimler ve çalışmalar beklerler? Hangi soruların yanıtlarını ararlar sizinle birlikte? Şimdi biz genelde tabii arandığımız konular arasında mesleki eğitim kursları genelde yani eğitimler, bilgilendirme toplantıları daha çok ön plana çıkıyor. Yani bu aslında bizim asli vazifemiz, yani sonuçta biz aracılık yapıyoruz. Bir sigorta şirketine bağlı ve onların bize verdiği vekalet ve onamla hareket ediyoruz. Evet. Aslında asli vazife bence sigorta şirketlerinin olması lazım. Ama bazen işte biz de onlara yani aynı gemideyiz sonuçta, ayrıştırma anlamda tabii söylemiyorum. Aynı gemide olduğumuz için biz de meslektaşlarımıza belki onların yetemediği bazı noktalarda eğitim toplantıları düşünüyoruz. Bakın hasar nasıl yönetilir? İşte teknik konular, yani poliçe ve mevzuatsal konular. Bunlarla ilgili biz dönemsel olarak toplantılar yapıyoruz ve eğitimler yapıyoruz. Hele geçen dönem, pandemi döneminde dijital ortamda hibrit toplantı çok fazla yaptık. Evet. Ayrıca derneğimizin de şöyle söyleyeyim, 1988 yılından beri kurulmuş bir kültüre sahip, şöyle bir kültüre sahip bir toplantı. Yani İzmir'in de fuarlar şehri olmasının münasebetiyle sağ olsun bizden önceki dönemdeki yönetim kurulları bize şöyle bir miras ve kültür bırakmış. Biz geleneksel bir toplantı yapıyoruz, bir çalıştay düzenliyoruz bölgesel olarak ve sadece Ege değil, bakın İzmir değil, Ege değil, tüm Türkiye'nin, tüm meslektaşlarımızın, paydaşlarımızın, yani paydaşlarımız derken burada otomotiv sektörü bizim bir paydaşımız. O anlamda kurumsal paydaşlara giriyorsunuz, sektörel paydaşlara giriyorsunuz. Sigorta şirketleri, eksperlerimiz, brokerlerimiz, yazılım firmaları, bunların da hepsinin bir araya getiriyoruz ve buradaki en güzel taraf da şu, sektörü temsil eden en yetkili kişilerin davet ediyoruz, bir konu belirliyoruz ve bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, beyin fırtınaları yapıyoruz, karşılıklı bilgi alışverişlerini yapıyoruz ve toplantının sonunda da bir sonuç bildirgesi çıkartıyoruz ve acentelerimiz de burada en azından geldiklerinde o oraya kadar gelme zahmetinde bunlar acentelerimizin hepsinin aklında ya da giderken şu bilgiyle gidiyor. Ben buradan bir şeyler aldım. Bir çalıştayın notlarıyla dönüyor değil mi? Kesinlikle. İkinci konu da şu. Mesela sektörümüzün en yetkili, kanuna kurulmuş ya da sivil toplum olarak oradaki temsil noktasındaki kişilere birinci ağızdan sorular ve birinci ağızdan cevaplar alınıyor. Bu çok güzel bir şey. Karşılıklı hem zaten sosyal bir meslek icra ediyoruz. Mesleğimiz çok sosyal bir meslek. Orada da sektörel bir sosyalleşmeyi birlikteliği sağlıyoruz ve kaynaşma oluyor. Sonuçta tamam, her sigorta acentesi bir ticari kimlik, ticari bir kuruluş. Aynı zamanda da tatlı bir rekabet ortamında da oluşuyor. Orada birbirinizi de tanımış oluyoruz. Rekabet ortamı da oluşuyor. Bu birliktelikler güzel oluyor. Dönüşlerinde çok faydalı oluyor. Senem'e bir sorum olacak. Senem'cim, acenteler resmi olarak nereye bağlı oluyor? Yani acentelerin resmi olarak yürüttüğü bir ticaret odasına bağlıyız biz. Direkt. Komiteler vesaire. Yani artı sigorta şirketleriyle aramızda bir vekalet resmi örgütü olarak. Resmi örgütü. Yani şöyle, acentelerin kanunla kurulmuş olduğu, o zaman işte söyledim 2008 yılında 5684 sayılı bir kanunumuz çıktı. Evet. Yani kanundan önce genelde böyle yönetmeliklerle, bildirilerle yönetilen bir sektörümüz vardı. En azından bir kanunumuz çıktı. Bu kanun içerisinde de bizim bağlı bulunduğumuz sigorta acenteleri icra komitesi diye bir TOB'un
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin içerisinde bir kurumumuz oluştu. Yani bu kurumda ne yapıyor? Mesleki etik kurallarından tutun, fiziki şartlarından tutun, acentelerin bazı ticari merkezlerini belirliyor. Çalışma alanlarını belirliyor. Mesleki düzenlemeleri yapıyor. Yani kanun koyucuyla acenteler arasındaki aslında diyaloğu yapan bir kurum. Yani meslek odalarının faaliyetleri biraz daha farklı. Yani şöyle söyleyeyim, meslek örgütleri çok önemli. Yani özellikle ticaret odalarındaki komitelerindeki sigortacı komitenin fonksiyonları çok önemli. Aktif ve doğru kullanılırsa meslektaşlarımız tarafından çok ses getirebiliyor. Yani kulis gücü var. İşte zaten bizim başka bir iş yapamıyoruz yani o şekilde de kanunumuzda. Öyle mi? Tabii biz başka herhangi bir işle başka bir ticarethane alamazsınız. Yani fiziki olarak, olamayız. Başka bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı ya da çalışma faaliyetinde bulunursunuz. Ama fiziki olarak sigorta acenteleri bulunduğu merkezde başka bir ticari faaliyette bulunamıyor. Yani bir tane fotokopi bile çekilir yazsanız bu bizim sektörümüzde bir ceza maddesi olarak size dönebiliyor. Senemciğim, 30 Ekim 2020'de İzmir çok büyük bir deprem yaşadı. Maalesef. 117 canımızı kaybettik. O dönemde yoğun bir çalışma temposuna girdiğinizi biliyoruz. Aynen. Tabii bu o noktada sektördeki açıklar, desteklenmesi gereken konular, her türlü verilerin paylaşılması gibi konularda bir yükünüz oldu değil mi? İş yükünüz ve sorumluluklar grubunuz yani, oldu. Tabii ki nasıl oldu. Yaşadınız yani, derneğimizle birlikte zaten bayağı bir çalışmamız oldu. Yani sürekli zaten telefonlarımız hiç susmadı sağ olsunlar. Yani can kaybı hani ben kendi sigortalarım adına söyleyeyim çok şükür yaşamadım. Ama tabii ki de yıkımlar oldu, şey oldu. Yani zaten Ersoy Bey daha iyi şey yapar onu açıklar. Başkanıma döneyim. Yani evet. O dönemin acısıyla sonuçta bir gerçekçi deprem gerçeğiyle karşılaştık. Bunun içerisinde konut sigortasından tutun, sağlık sigortasına bir sürü şey, bilgiler değil mi? Havalarda uçuştu. Sizden bir kimi istatistikler istenmiş olabilir ya da kaybolan evraklarla yani DASK'lar vesaire yani bütün bunları düşününce o dönemi nasıl yaşadınız? Ne gibi bilgilere, verilere sahiptiniz? Bunlar yeterli çözümleri getirdi mi o karmaşa halinde? Şimdi öncelikle tabii çok büyük geçmiş olsun. Tabii ki. Onun acısını yani hala taşıyoruz. Yani vatandaşımızı kaybettik. Evet. 1034'te yaralı vatandaşımız vardı. Evet. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi Ayşegül şöyle bakmak lazım konuya. Şimdi deprem gerçeği. Şimdi çok gündemde olan işte küresel iklim değişiklikleri, doğal afetlerden kaçmamız mümkün değil. Sadece bunlardan ne kadar az zarar görürüz, bunlarla nasıl mücadele ederiz, bunlara bakmamız lazım. Şimdi bizim mesleki olarak baktığımız konu şu, sigortalanma oranlarıyla bakabiliriz. Şimdi ülkemiz birinci derecede deprem kuşağında. Kesinlikle. Yaşadığımız ilde, onları. Çok yakın gelecekte yine bir çok küçük bir sallantı oldu. Bizim maalesef refleksle sigorta aklımıza geliyor. Ya da bir sağlık sorunu yaşadığımızda sağlık poliçemiz aklımıza geliyor. Şimdi çok basit bir istatistikle size bu konunun neden böyle olduğunu açıklayabilirim. Türkiye genelinde %57'dir DASK oranı. DASK %57 diyorsunuz. Evet, Türkiye genelinde. Evet. Şimdi İzmir'de depremden önce %59'luk bir oran vardı. Bakın deprem birinci öncesi. Derece deprem kuşağındayız ve %59'luk, evet Türkiye ortalamasının biraz üstünde ama yeterli mi? Değil. Evet. Depremden deprem sonra bir refleksle bu oran 64'e kadar çıktı. Yani %64 oranına kadar. %64'e çıkmış oldu. Yani şöyle söyleyeyim, 635 bin konuttan 700 bin konuta çıktı sigortalanma, evet. DASK anlamında söylüyorum. Burada tabii
Kurumlar da etkili. Nasıl etkili? Şimdi DAS kurumu genel itibariyle reklamları ve acenteler üzerinden bu sigortalanma oranlarını artırmak için bayağı bir kampanyalar da yapıyor, duyurular da yapıyor. Bunlar önemli etkenler. DAS kurumu mesela bizim 2020, 30 Ekim 2020'den önce yanılmıyorsam Ocak ayında bir Elazığ depremi ve ondan önceki de Van depremi oldu. Evet, evet. Şimdi tabii sigortacılıkta biz asla böyle bir şey tasvip etmeyiz ama en güzel reklam hasar ödemedir. Yani sigortanın en büyük reklamı hasar ödemesi ve hızlı aksiyon almasıdır. Şimdi DAS kurumu da işte Van depremi, Elazığ depremi, devamında da İzmir depreminde hızlı reaksiyon aldı. Evet. Hızlı reaksiyon aldı. Bu reaksiyonlara tabii biz de sivil toplum örgütleri olarak biz de destek olduk. Mesela hemen 3. günü Doğal Afet Sigorta Kurumu yetkilileri bizlerle irtibata geçti. Kendilerine lojistik bir destek sağladık. Bu anlamda sahada çalışmalarını bizlerden aldığı, eksperlerin bizden aldığı desteklerle İşte ona değinmek istedim başkanım. Veriler mesela doğru muydu? Maalesef ki biz tüketiciler bazen küçük şeyler gösterip daha küçük sigorta ödemelerini yapıp işte sorumluluğumuzu öteleyebiliyoruz. Sanki bir gün hiçbir şey olmayacak, her şey mükemmel gidecekmişçesinde tedbirsiz davranabiliyoruz. Bir deprem gerçeğini yaşadı İzmir. Siz başka bir konuyu anlattınız attınız ama ben de onu merak ediyordum. Birdenbire o bir veri çıktı ortaya. Dasksızlar çıktı. Ya da küçük metrekareli dasklar çıktı. Yani yani sizden rehberler istendi. Yani ve bunu nasıl çözdü? Sistem nasıl çözdü? Yani yanlış veriler oldu dasksız. Yani vatandaşın mağduriyetini azaltacak çözümler çıktı mı o dönemde? Şimdi önce daskın bir tanımını yapmak lazım. Şimdi, buyurun. Şimdi... Biriken sorularımız da var bu arada. Vatandaşımız nasıl? Biriken Senem Hanım onu gösteriyor. Senemciğim, biriken sorular da var. Onları hazırlıyor sanırım. Evet başkanım, biz sizi şimdi dinleyelim. Şimdi şöyle, vatandaşımız DAS poğaçasını sadece bazen resmi kurumlarında kullanacağı bir evrakmış gibi görüyor. Su harcamak yani, için, elektriği harcamak için. Elektrik, maalesef ki böyle. Ya da tıpı alışverişte kullanılan işte 8-10 tane gerekli evraktan bir tanesiymiş gibi görünüyor. Şimdi bu zorlama metotlarla bir yere kadar gidiyor. Şimdi aslında Doğal Afet Sigorta Kurumu'nun geliştirdiği bu deprem poliçesinin bir teminat aldığını ve bir prim ödediğini ve bu primin karşılığında da bir teminat aldığını bilmesi lazım. Biz bunu öğretmemiz lazım. Çünkü karşı tarafta yani sigortalılarımız da bunu bilmesi lazım. Bir teminat aldığını bilmesi lazım. Ve ne aldığını bilmesi lazım. Tabii yani bir de bu kısmı var işin. Teminat aldığını bilmesi yani gerekli açıklamaları yaparak hani gerekli nerede ne alması gerektiğini söylememiz gerekiyor bizim. Hangi hakları satın aldığını, hangi hakları içerdiğini bu anlaşmanın. Teminatları aldığını bilmesi lazım. Az önce söylediğiniz konu bizi çok derinden üzüyor tabii. Bu düşük metrekareli kesilen dasklarda mağduriyet evet yaşandı. Burada eksik sigorta. Yani eksik bir Bakın şunu çok net söyleyeyim. Benim meslektaşım, benim acente meslektaşlarım hiçbir zaman böyle bir şey alet olmamıştır. Ya aracılar bu işi bu şekilde yapmıştır onlara taleplerinden dolayı. Ya da tüketicinin haberi olmadan o alışverişte de kullandıkları aracıların, yani bu isim ya da bir takı anlamında söylemiyorum, onların yapmış olduğu ya da çok basit bir şey söyleyeceğim. Bakın bu yaşadığımız için söylüyorum. Bir banka şubesinden kredi alışverişine başvuruluyor. Kont kredisine zorlamayla bankalar poliçeyi yaptırıyor. Bakın çektiği kredi miktarı kadar sigortaladı. Normal kon paket poliçelerin için söylüyorum. Hatalı poliçeler düzenli.
Eksik sigortalar çok fazla çıktı. Bakın bankaların yaptığı, aracılık yaptığı tüm poliçelerde... Yani bankalar da aynı hatayı yapabiliyor. Çok fazla hata çıktı. Ya da şöyle söyleyeyim. Şimdi menfaat ilişkisine bağlı olarak... Es geçildi belki. Tüketicinin iletişim bilgilerinin doğru girilmesi lazım. Yani şöyle söyleyeyim, DAS kurumu size ulaşması için, yani hak ettiğiniz o hasar bedelini, teminattan aldığınız hasar bedelini doğru ve zamanla ödemesi için sizin bilgilerinizin, iletişim bilgilerinizin doğru girilmiş olması lazım poliçe üzerine. Evet. Burada girilmediği zaman size ulaşmak zorlaşıyor. Tabii. Yani bu tarz sorunlar da yaşandı. Ama her şeye rağmen, bakın şunu çok net söylüyorum. Doğal Afet Sigorta Kurumu kurulduğu tarih, yani kurulduğu tarih 1999 depreminden sonra kuruldu. Kurum, evet, 99 doğru, depreminden çok sonra da eski kuruldu. Değil yani. Yani ödediği en büyük tazminat miktarı tek seferde İzmir'de ödedi. İzmir depreminde ödedi. Yani o hasarın, da kısmen gene halkın değil mi? Kendisinin hasarıyla ödenme, yani dosya adediyle hasarın ödenme oranı %98. Çok yüksek bir oran aslında. %98 hasar ödenme. Çok yüksek bir oran. Ama bildirilen hasar, yani bildirilen metrekareye, bildirilen veriye göre hasarın ödenmesi. Bu durumda vatandaş kendini mağdur etmiş oluyor değil mi? Ya onun üzerinde ya da iş şirketleri, bankaların yanlış yönlendirmesiyle mağduriyetler de olabiliyor. Yani bu belgelerinin geri dönüşü. Tabii ki de. Tabii. Tamam. Yani zaten sonuçta poliçe bir akittir, bir sözleşmedir. Evet, neyi belge? Ve orada ne yazıyorsa odur. Onu alır sigortalı. Artı bununla ilgili zaten yaklaşık bir 5-6 yıl oldu mu başkanım bilmiyorum ama bir bilgilendirme formumuz var bizim. Yani bu bilgilendirme formuyla zaten sigortalı ne aldığını biliyor. Ve bunu imzalatmak zorundayız biz sigortalıya. Yani biraz daha bu konuda yani nasıl diyeyim, daha herhalde bilinçleniyoruz. Peki şöyle bir şey aktarsam, seyircilerimizle paylaşsam. Şimdi bu programımız çok yeni bir program. Aynen. Biz bu ihtiyacın bilindiğini, bu ihtiyaca farkında olduğumuz için bu programı yayına soktuk. Tabii ki ben konulardan uzak biriyim. Bundan sonra senemin ve başkanımın moderatörlüğünde belki de farklı konuklar olarak yürüyeceksiniz. Yani tabii ki de çok kapsamlı bir konumuz var bir kere. Yani onu söyleyebilirim. Farklı olarak nelere değineceksiniz programda? Başkanım siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu programa tüketici ulaşmasını istiyoruz. Onların sorularına yanıt olmasını istiyoruz televizyon olarak ve bu noktada nelere değinilir bu programda? Şu olur. Bakın konu başlıkları belirlenebilir. Ve bizim kendi içimizdeki bazı kırılma işler var. Yani motor branşı dediğimiz, kaza branşı dediğimiz işte. Evet. Topla, elementer, genel adıyla elementer branşta bazı işte bir gün kaskoyu anlatabiliriz. Teminatlarını anlatabiliriz. Evet, sevgili seyirciler. Hasar sonrası, hasar anında yapması gerekenleri anlatabiliriz. Hasar sonrasında neler hakları var onları anlatabiliriz. İşte bir konu poliçesini anlatabiliriz. Bir üçüncü şahıs mali sorumlu poliçeleri var. Bakın sizin sadece üçüncü kişilere verdiğiniz hasarlarla ilgili. Bazı tabii sorumlu poliçeleri var. İşleri poliçeleri var. Bu konuları tek tek anlatıp aslında buradaki asli amacımız tüketiciyi bilgilendirme. Evet sevgili seyircilerimiz, devamında gelecek programlarımızda başkanımız Mesut amcım farklı konularla sizlere seslenerek sizleri bilgilendirecek. Bu noktada bizlerle yorumlarınızı paylaşmalarınız tabii ki çok değerli. Başka yani, neler olabilir? Bizden gelen konu başlıklarıyla da bu programı yönlendirebilirler. Tabii ki de. Yani soru cevap olması yani daha inaktif bir bugün program. Bugün gelen bir sorumuz var mı Sen amcım? Almamız gereken seyircilerden bizlere aktarılan sorular var mı? Çünkü süremizin de sonuna geliyoruz. Seyircilerden gelen sorular var ama hepsi aynı yöne çıkıyor. Öyle mi? Evet. Nedir? Yani bu trafik sigortalarında son dönemdeki geçen seneyle bu sene arasındaki artış üzerine çok fazla sorumuz var.
Öyle mi? Evet. Yani şimdi lan öyle baktınız ki sen olmasın benmişim ki benliyim. Çok özür. Hayır bunu niye atladınız başkanım? Der gibi bakmışımdır. Yani, tabii ki siz değilsiniz. Ya şimdi ülkemiz maalesef ekonomik olarak çok kırılgan bir dönemden geçiyor. Yani aslında şu pandemi ve pandemi sonrasında ki işte çevremizdeki olan bir sürü işte savaş, diğer etkenler. Dünya genel olarak zor bir dönem. Dünya ticareti de zorlaştı. Hı hı. Ya ülkemizde daha da zorlaştı. Şimdi şöyle söyleyeyim, sigortacılık bir ölçek ve maliyet işidir. Yani önce tamam biz elle tutulan, gözle görülen bir ürün satmıyoruz. Aynen. Evet, bir poliçe, kağıt parçası. Hatta kötü bir senaryosu. Ama değerli bir kağıt parçası. Hani öyle düşünülüyor ya. Şimdi bunun karşılığında da şu oluşuyor tabii. Sigorta şirketleri bunların bir fiyatlamasını yapıyor. Hı hı. Ama buradaki fiyatlamalarda maalesef kurdaki çok ciddi yükseliş, asgari ücretteki çok ciddi yükseliş. Araç bedellerindeki ve parça fiyatlarındaki çok büyük yükseliş. Tamir ve onarımdaki yüksek bedeller sigorta poliçelerine fiyat olarak olumsuz şekilde yansıdı. Ha. Öyle söyleyeyim. Bunu aktarmak durumunda kalıyorsunuz ve en çok size gelen sorulardan biri bu galiba. Oraya da yansımışlar. Ama ben her şeye rağmen şunu tüketicilerimize çok net söylemek istiyorum. Buyurun kamera sizin. Bu poliçeler, üçüncü şahıs mali sorumlu poliçeleri, karşı tarafla ilgili poliçeler. Bunların mutlak suretle satın alınması gerekilmektedir. Yani illa zorunlu değil, karşı tarafı mağdur etmemek için de satın alınması gereken poliçelerdir. Şu an maalesef çok küçük bir miktar da olsa, üçüncü şahıs mali sorumlu poliçelerinde biraz kaçınma var. Hani fiyata endeksi kaçınma var. Bu haklı bulabiliriz. Ama her şeye rağmen bu poliçelerin satın alınması lazım. Çünkü siz satın almadığınız zaman, karşı taraftakini satın almadığı zaman bu sefer mağdur olan kişi sizler olabilirsiniz. Bunu düşünerek de yani karşılıklı empati yaparak da bunu satın alması gerekmektedir bu poliçelerin. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Senavcığım, programımızın sonuna geldik. Belki bir iki cümlede son seyircilerimize aktarmak istersen. Çok teşekkür istersen. Ediyorum bu arada. Yani bu şekilde sektörümüzle ilgili bir program düşünüldüğü için. Çünkü biraz biz zor ulaşıyoruz insanlara bu konuyla ilgili. Yani bilinçlendirmek adı altında zor ulaşıyoruz, o şekilde söyleyeyim. Yani umarım daha iyi bir şekilde olur. Yani eksperlerimizi biliriz, ileriki programlarımızda tamircilerimizi, bölge müdürümüz olabilir bir konuğumuz. Yani bu şekilde olarak düşünüyoruz. İnşallah verimli bir şekilde yaparız. Evet. Evet. Ben en son bir sloganımız var. Ben her zaman bunu meclis konuşmalarında da çok dile getiriyorum. Tüm tüketicileriz, şunu söyleyeceğim çok net. Sağlıklı kalın, hayatta kalın. Ama asla sigortasız da kalmayın diyorum. Çok doğru. Çok güzel bir sözle kapatıyoruz programı. Evet sevgili seyircilerimiz, yepyeni bir programla karşınızdaydık. Sigortalı mıyız dedik ve Ege Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Kocamanoğlu ve Sigorta Acentesi Senem Erbay'a çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sorularınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz ki bu bilgiler sizlere de geçsin. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.